nasılsın Deniz? Ya bu Cengiz, değerli atölyehane izleyenleri, benim sınıf arkadaşım, feci yetenekli bir adam. Yani gerçekten çok yetenekli bir adam. Tanıştırayım, su dikkat, içilmez geçiyor buradan. Acayip yetenekli bir adamdır. Ve müzik böyle groove, hep içimde olan bir adam. Benim bayıldığım müzisyen olarak bir arkadaşım. Teşekkür ederim Deniz, çok güzel. Araştırmacı da bir insandır. Evet, öğrenmeyi, öğretmeyi seviyorum hakikaten. Yani evet, onun için de araştırmacı da bir insan olduğu için ona özellikle şimdi bu hani bir şeylerden bir tanesinde Tampere Sistem'den Cengiz söyledi diye bahsetmiştim YouTube videolarımızdan birinde hatırlarsanız. Cengiz. Buyurun. Seni demek istersin bizim atölyehane dostlarına. Herkese merhaba, nasılsınız efendim? Evet, böyle girelim. Cengiz, peki bu Tampere ne demek şimdi şekerim? Tampere aslında iyi yedirilmiş manasına geliyor. Aa, evet. Yersen? Yersen, iyi yedirmen lazım. Yani şöyle, örnek vereyim. Do ile ince do arası aslında biraz daha tiz. Yani normalde fiziksel olarak. Mesela 220 frekansın bir oktav incesi 440 gibi görünüyor. Aha. Ama değil. Yani ondan biraz daha pes. O yüzden onu yedirmek gerekiyor. Biz onu notalara. Örnekle anlat. Boş boş bakıyoruz biz hep beraber. Örnekle anlatayım. Örnekle anlat. Mesela şöyle bir örnekle anlatayım. Ben üniversitedeyken Cemalettin Hoca dersimize geldi. Dedi böyle böyle hani neydi dersimizin adı da? Enstrüman bilgisiyle ilgili bir ders hatırlarsan. Orada o bilgileri alınca dedim ben bu piyanoyu akortlarım. Hocadan dedim gittim akort anahtarını aldım. Ha. Evde de piyano vardı. Dedim akortlayayım. Yani şimdi do ile do arasına bakıyorum. Do'ya göre sol'ü buluyorum. Sol ile ince sol'ü buluyorum. O sol'e göre re'yi buluyorum. Böyle re'ye dair buluyorum falan. Manyak, manyak görüyorsun. Yok canım, herkesin yapabileceği bir şey kulağı var. Kimsenin hiçbirimizin aklına gelmiyor. Gelmiyor da evet. Sonra başladığım do'dan geldiğim ince do birbirini tutmadığını fark ettim. Ana! Çünkü neden? Yemedi. Tampere etmedim ben onu. Sadece sesleri birbirlerine göre mükemmel olarak akortladım. Ayırdım. Akortladım ama sesler birbirini tutmadı. Onlar biraz daha böyle geniş duruyorlar. Yani aslında bir salyangoz gibi böyle başlayıp onu bir yuvarlak haline getirip tespit edip arkadaş benim doğum bu, ince doğum bu arasındaki sesleri yedirmem lazım. Ha. Tekrar etmiyor yani. Dönüşüyor iş ha. Mı? Yani sürekli tekrar ediyor. Biz onu sabitlememiz gerekiyor. Aslında gerçeği bu. Ha, o sürekli böyle ileriye doğru gidiyor. Böyle. Evet. Yuvarlak ama olmuyor. Eşit oranda tekrar etmiyor senin dediğinden anladım. Evet. Yani bir koma pes. Ha. Bildiğim kadarıyla. Yani 12 ses sonra geleceğin nokta bir koma pes oluyor. Bir koma da 12 sizmadan oluşuyor. Yani her notanın arasını bir sizma pesleştirirsen, tık yaparsan aslında o mükemmel tampere edilmiş akort o. Hmm. Ama bunu akort yapan arkadaşlar veya büyüklerimiz, hocalarımız daha iyi anlatabilirler belki. Bence fakat benim anlattım. Bildiğim böyle. Şimdi do do evet do 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 evet. Do do. Şimdi bunun arasında koma farkı mı var yani bizim bu çıktığımız? Yok. Yok. Bu ikisi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ama biz bunları söylerken acaba ne kadar ince, ne kadar kalın? Nereye gidiyoruz, neye kaçıyoruz filan falan. Evet, baksak bir dünya hatamız var. Yani en iyi söyleyen kulak, do ile do arasındaki sesleri mükemmel söyleyemez. Temiz söyleyemez. Vay be, bu tam. Bir de bir şey daha var. De bayım. Mesela kemanda şey yok, perde yok. Evet. Ben do majör bir tondayım. Si'yi daha tiz basarım. Do'ya daha yakın. Do'ya yani. Daha yakın basarım. Aha. Çünkü tampere değil. Daha yakın basarım. Yaylı sazlar bir arada çalarken. Ha. Daha tiz basarlar. Ama aynı si sol majörde de var. Ama o si ile, do majördeki si ile sol majördeki si aynı değildir. Yaylı sazlar aynı çalmazlar bunu. Aa, nasıl peki? Çalamazlar. Ha. Çünkü duygu öyle değildir. Ha. Yani
bir majör dizinin üçüncü sesinin duygusuyla yedinci sesinin duygusu farklı. Olmalı da. Olmalı da. Müzik çünkü duyguyla da. Duygu, evet. Ortak i̇şte çalışan Bach mekanizma. Bunları düşünmüş. Demiş hocam burada bir yanlışlık var. Kemancılar böyle basıyor. Piyano, oba, flüt öyle basıyorlar. Daha tiz basıyorlar onlar. Bunları tampere edelim. Efendi gibi herkes, efendi gibi aynı, herkes şey aynı şeyi çalsın. Ama yaylı sazlar tek başlarına çalarken o tampereye uymazlar. Kendi dinamiklerine uyarlar. Peki Vivaldi'ninki farklı mıdır? Böyle Vivaldi döneminde yaylılara göre yazıyor ya adam. O dönemde arada başka komalı sesler bile varmış halkın kullandığı. Yani mesela bazı hani mikrotonal notalar varmış benim bildiğim kadarıyla. Onları anladığım kadarıyla yani bu majör dizi budur, minör dizi budur. Al size her nota üzerinde yapılmış örnekleri de var. O yüzden 24 tane majör ve minörleriyle birlikte örnek eser de yazmış. Ve hani bize hakikaten bugünkü pop müziğin ve birçok müziğin temellerini atmış yani. Hangisi? Müziğin. Bach diyorsun Bach, değil mi? Evet. Vivaldi demeyiz. Değil, değil. Ama yani elbette onun da yaptığı çok büyük yenilikler var falan filan. Böyle gidiyor konular. Süper. Barok ama çok iyi anlatamamış da olabilirim. Bak, yani. Barok çağın adamı Bach. Barok ne demekmiş biliyor musun? Mükemmel olmayan inci evet tanesi. Evet. Bu beni çok etkiledi Cengiz. Yani sonuç itibariyle adam sistemi bir yere fixliyor, kilitliyor. Yani herkes evet aynı sesten çalsın ve kakafoni ve kirlilik ortadan kalksın diye. Fakat bunu da mükemmel olmayan inci tanesinin hizmetiyle yapabiliyor aslında evet bakacak olursan. Bu beni çok etkilediydi. Ya Cengiz'le daha çok yapacağımız sohbet var. İnşallah sizler de buna şahit olacaksınız. Çünkü aynı zamanda kendisi müzik terapisti oldu şimdi. Demin bana bir terapi yaptı. Çok eğlenceliydi. Yapacağız bunları sevgili atölyehane dostlarımız. Sizi şimdilik öpüyoruz. Birbirinden helecanlı konularla görüşmek dileğiyle. Neydi? Dur. Doğru bildiğimiz yanlışlar. Evet, doğru bildiğimiz yanlışları anlatacağız. Evet. Ya da yanlış bildiğimiz doğrular mıydı onlar? O da var. O da var. Değil mi? Adios. Öptük.